Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün sabah konuları Abdullah gitti. Çünkü ben ilçe tarımdan aradılar. O, biliyorsunuz karavan çıkmıştı şeyden, ilçe tarımdan. Onun için şimdi köye gitmem lazım. Hani o saatte, hani onların dediği saatte, karavanın, şirketin karavanı getirdiği saatte ben dağda oluyordum. Ondan dolayı şimdi köye gideceğiz. Artık benim kızım Gülmiray da benimle köye gidecek. Değil mi babacığım? Evet, burada ben. Annem bana şöyle dedi. Annesi benim kızıma kısa kollu giydirmiş. Hava sıcak diye. Değil mi kızım? Evet. Ben artık kızımla karavanın içinde kalayan, annesiyle Abdullah da evde kalayaklar. Değil mi kızım? Evet. O kadar şey, öyle yapma. Karavandan kim katı yatacak kızım onda? Hı? Kim yatacak onda? Annem. Yo, anan yatmayacak. O karavan evet. Abisinin. Benim kızım yatacak onun içinde. Değil mi babacığım? Evet. Hı. Sen de söyleyeceğim babacığım. Ben bayatacağım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun biz şimdi? Öyle. Nasıl bir şey gidiyorsun? Arkadaş biz. Elini çek ama. Biz öyle dizeceğiz. Dondon yiyeceksin. Dondon yiyeceğim elini, ben. Elini öyle yapma ya. Yapma öyle. Dondon yiyeceksin. Ben dondon yiyeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle karavanla ilgili bir videomuz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Annem köye mi gideceksiniz? Kilo mu geldi? Ya anne. Görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Baba bu ne zaman da bu ya? Ne kızım, geçiyor mu? Evet. Akşam gelmiş babacığım, hadi yürü. Ben ne diyorum? O çocuğa bir şey söylesem ben. Ona bak, bizim arkamızdan da gelecek bak. Annen öyle kalmak mı? Ama. Annen o gülmeye ben çok özledimdir. Özlemesin, ben annemi çok özledim. Annenim çok özledi. Evet. Annen öyle çok özledim. Anne, babam ya demişlerdi. Özledim, çok özledim. Kızım bak, oradan yine su çıkmaya başlamış. Baba sen neden çimenine girmedin? Arkadaşlar buradan suyun fazlası mı çıkıyor artık? Kaçağım var, patlağım var, bilmiyorum. Bayramdan önce de çıkıyordu. Sonra kesildi. Yine çıkmaya başladı. Yolu bozacak. Asfaltı abartmış. Buraya bir Koski'nin gelip bir çare bulması lazım. Hem de bayağı da su akıyor yani. Şuna. Abdullah arkadaşlar. Ya yukarıdan çıktı. Kim o aslan o? Senin aslanı mı kızım? Evet. Neşe duydun baba. Ha kızım, bizim tanalar nerede? Bizim
Sana bakıyor kızım, seni bildiği. Arkadaşlar bunlar da işte buzdolaplarımız, şu iki tanesi bizim tabi komşularınkiyle beraber arkadaşlar yaylıyorlar. Hepsi bu değil yayların buzdolapları. Hani 60-70 tane toplam var yani. Sabah arabayla gidiyor. O yüzden ben. Beş altı yüz metre var. Bakkala koyunların olduğu yer, onun dolayı arabayla gidiyor sabahları. Babi, artık senin yavrularını götürecekler babi. Yavrular gittikten sonra kesinlikle koyundan kalmıyorsun artık. Oy 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 oy. Niye var lan kızı? Senin donumu bir tak lan. Niye var kızı? İşte buzdolabının bir yarısı da burada üç parça böyle grup grup kendi başlarına yayılıyorlar. Burası da Çağlayan Göleti arkadaşlar, sulama göleti burası. O başın koyun bütün elmalıkları buradan su gidiyor. Elmaları sulama için. Arkadaşlar, kışın hep koyun gürttüğüm yerleri yapraksız, yeşil olmadı bir şekilde görüyordunuz. Şu anda size gürttüğüm yeşil haline gösteriyorum. Evet arkadaşlar, işte bak burası bizim köy Çat. Aşağı yansı da Bozkır. Yani ilçeye yakın köylerden, en yakın köylerden bir tanesi bizim. Bir tanesi Akçapınar, bir tanesi Kozağaç, bir tanesi Fart. Dört çevresindeki en yakın köy bizim bu dört köy. Ağustos böcekleri de vallahi müzik ziyafeti veriyor ha. Nereye geldik kızım biz? Buraya.
Bura geldik değil mi babacığım? Evet. Senede 15-20 gün Ağustos böcekleri müzik kıyafeti verir. Ondan sonra en son oldukları yerde kuruyup gidiyorlar. Aslı var mı yok mu bilmiyorum ama yani gerçeklik payı var mı onu bilmiyorum. Bu Ağustos böcekleri mesela ağaçta en son kuru olduğu yerde kuruyup öldüğünde 12 yıl sonra o eski kabuğunun içinden tekrar çıkıyormuş. Yani öyle bir duymuştum daha doğrusu. Yani gerçeklik payı var mı yok onu da bilmiyorum ama öyle bir hikayesi varmış yani. Gidelim mi kızım artık? Evet. Hadi gidelim babacığım. Çok koyun gittim arkadaşlar burada. Çok. Açamadın mı bu? Açamadım ya. Nerede? Selamun aleyküm Haricler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Düşünürdüm ne diyeceksin dedi onlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne varsın? Vallahi biz de kahvaltı yapmadık yapacağız. Nerede abi? Yapmadık yapalım diyorum işte yedek kalk diyorum ben. Yemez koyduklar diyor mu? Neyi Allah Allah. Ulan dört tava bakamazsınız köyde oturtuyoruz. Tava senin. Var tabi lan 30 tane tava. Buğday mı ötür git de göpüver önlerine. Ne var onun içinde? Buğday mı? Buğday derine 10 gram kullanıyor. Onun için ya. Ne alayım? Valla ısrar değil mi? Ne alıyorsun? Arkadaşlar fırıncıyı biliyorsunuz benim dayım olur. Dayım Mehmet dayım. Dayımın hanımı ablam. Biz abla diyoruz. Yıkım et. He? Telefonla konuşurum ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar burası bizim köyün parkı. Yani burası Atatürk Parkı diyerek geçiyor. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı diyerek. Şunlar ağaçları yani şöyle şöyle en fazla hemen hemen 20 yıllık falan ama tabi belirli bir mesafeyi bulduğu zaman kökü bunlar yanından derede geçtiği için dereden kökünden suyunu aldığı için ağaçların için en çok su tüketen ağaç çınarmış. Suyunu da iyi aldığı için çok çabuk gelişiyorlar. Burada da parkı temizliyor. Bu kahvenin önünde oturan İnsanlar hem zamanı değerlendirmiş olur hem de ağaçların dökülen yaprakları, çamların dökülen kozalakları. Buranın içi de temizlenmesi lazım bir. Yaprağı da dolmuş. Gülünür ya parka gitti. Sallansana kızım. Dur ben sallayayım dur. Dur babacığım. Oo.
Onu kırmışlar kızım değil mi? Ha? Onu kırmışlar. Evet. Ben şimdi bineyim ona baba. Kayacak mı? Anlayacağım. Şimdi bir düşmem çatan baba bunda. Düşüyor kızım onun önündeki yok. Kırmışlar onu. Oy. Kızım sen tırmanır olmuşsun artık. Oradan çıkabilir miyim? Tabii. Oo benim kızım büyümüş artık ya. Anan seni parka götürmez mi? Götürmez. Ben götürüyorum kızımı. Oo. İşin geldiğinde söyle kızım tamam mı? Tamam. Yavaş. Ne oldu çıkamadın mı? Çıkamadım ya. O kim kalktı kız seni? Hay çık. Oy. Yoruldun mu? Yormadım ya. Çıkamıyorum. Çabuk ben tutayla. Çabuk. Şimdi şu öbür günden kay şimdi. Baba. Kay babacığım. Ay. Ama ya. Ne yapıyor baba bunu ne? Küçücüğü. Gidelim mi artık? Evet arkadaşlar, karavanımız geldi. İnşallah herhangi bir eksik şey yoktur. Selam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu karavan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Teşeli Havzası Kalkınma Projesi hibe destekleriyle yapılmıştır. Mevlüt Gülbülay nerede? Gülbülay nerede? Şimdi senin mi? Hayırlı olsun. Sağ ol emin. Ben arabanın arkasını yaptırayım da ayın 15'inde geleyim sözde. 2 gün 3 güne yakın geldi işte. Şimdi yağmur çalışma evde Mustafa Adil'in onun nakliyesini vereyim o götürü vereyim. Veyahut da Yali abi gerek hatta gelir ya. Benim araba çekmez buraya çeker değil mi? Şu transit yanındaki transit. Çekil, çekil demiri yaptım. Onu yaptıracaksın işte ben söz ayın 15'inde idi bizimki. 2 gün, 3 gün yakın geldi. Niye çekilemedin? Hayır şey ya, karavan ayın 15'i diye şey yaptık da fark etmez abi. Dursun burada yaptırayım ondan sonra götürüyor. 2 gün önce gelmiş daha iyi. Bak benim yiyem vardı Mevlüt. O benden önce yazdı. Bak onun elime önce geldi. Şimdi arkadaşlar karavanı indirdikten sonra eksikleri var mı yok mu? Onları kontrol edeceğiz.
İlçe tarımdan gelen görevli arkadaşımız, Hakkı arkadaşımız şimdi tabii daha detaylı, daha iyi biliyor. Eksiği var mı yok mu onları kontrol edeceğiz. Öyle değil mi Hakkı? Bunlar yatak. Geç. Şunu açacağım. Şöyle. Biz bunu kullandığımız için. Niye açılmadı ya? Geldim geldim. Arkadaşlar. Karavanımızın içerisi böyle. Gerçekten güzel yapmışlar. Ha, parası da güzel. Burası banyo. Televizyonu şuraya kurayız değil mi? Bunlar buzdolabımız. Çalışırdır inşallah bunlar. Burası da duşa kabini. Buranın anahtarı tamam. Şunu bir basalım. Aynen. Şofbeni kurmadınız mı siz? Şofben yok zaten. Bu ne? O tuvalet. Seyyar tuvalet o. Vallahi şey tuvaletler sabit mi oluyor yoksa biz mi yaptırıyorduk? Seyyar yani istediğin yerde kullanabilirsin. İstediğin yerde kullanabilirsin. Bunu daha bayra gittin. İstersen çıkar, dışarıya çıkabilirsin yani. Merhabalar. UFC Karavan olarak bugün İbrahim Akkuş Bey'e devlet hibesi adı altındaki karavanını teslim ediyoruz. İbrahim Bey kontrol etti karavanını. Herhangi bir eksik olmadığını gördü. Kendisine memnun kalır inşallah. Anahtarını teslim ediyoruz. Bu da ruhsatımız. Bu da ruhsatımız. Bunlar da bagaj anahtarlarımız. Anahtarlarımız arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte bu da bizim karavanın oturma grubu. Aynı anda da iki kişilik yatak oluyor. Burada tabi altmış bir ranzamız var. Buraya bir yatayım mı baba? Yat kızım, çık üstüne bir. Şuradan çık kızım, babacığım ben seni çıkarayım. Baba abıkmıyor mu başım ya? Çık çık, bir şey olmaz, çık. Ben seni çık da ben seni kaldırayım. Nasıl kızım, güzel mi? Güzel. Biz bunda yatacağız galiba. Annenin bunu içine kattırmayacağız. Neden? İşte bu ikimizin. Ama babanın. Abinle ki, abin orada yatsın, sen aşağıda yat, tamam mı? Tamam. Ben çok acıktım baba. Tamam kızım, haydi gidelim. Baba. Şöyle yapayım. Yavaş 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 yavaş. Evet arkadaşlar, bu da karavanımızın akşam görüntüsü. Öğünde köşesi çok güzel. Gerçinin ışıklarına bakalım bir. Biz burada açacağız. Biz burada açacağız. Valla var ya. Sen de açacaksın. Fıstık gibi yapmışlar ışıkları. Aynı gazino gibi olmuş. Çöpçü sen de at. Sen de nerede yatsan şurada yatılır sen de. Düşüneyim ben. Sen de buraya yatacaksın. Kızım sen nerede yatacaksın? Ben burada yatacağım. Abin nerede yatacak? Abim de orada. Ben nerede yatayım? Sen de burada. Nerede yatayım? Çöpçü de şurada yatsın. Yok, çöpçü ayakla dikilecek. İbam gayrı duşa buraya gelir, sizinle uğraşmaz. Baba. Tabii. Baba. Su içeceğim. Su içeceğim. Bulundak su içilmez kızım. Sendeki... Nasıl kızım içi? Çok güzel. Sendeki? Bendeki de çok güzel. Bu? Orlan mı? Su içeceğim baba. Çanak var mı? Evet arkadaşlar. Karavanımızı yalaya getirdik. Arabanın arkasına şey yaptırayım. Karavana çekme aparatı yaptıracaksın. Yani daha zaman günü vardı. 4-5 günü var daha gelmesine. Ama firma yetiştirdiği için getirdiler, geldiler, teslim aldık karavanımızı. Sağ olsun bir tane Mustafa Tontulu bir arkadaşım, yeğenim var. Onun cibinin arkasına dak gel Mustafa diyeyim. Getirdi geldi işte. Buraya bıraktık. Şimdi size içini göstereceğim. İsteyene yaparlar da yıkımını. Ya orayı hani şey böyle teşvike çıktığında hayvan... Ya müracaat ediyor, ben de alacağım diye. Yok, hayvanların kayıtı var orada. Şey hayvanına göre çıkıyor da. Ulan hayvanlar olmana yok mu? Ya çoban şeyin olacak, kırtlamaz okulunu üye olacaksın. Ha. Hani bütün eksiksiz şey yapayım. Çobanlık sertifika olacak, diploman olacak. Size arabanın içinde ne gibi özellikler var, onları göstereceğim. Haydi kızım geç. Yeni evimiz bura, geç. Yatar, geç.
Yatacağız böyle çekte. İçinden de yok. İçinden de yok. Düğme ile endeksliymiş bu. Burası lavabomuz. Burası ocağımız. Burası arkadaşlar hem yatak oluyor, evet, hem de oturma grubu oluyor. Böyle toplayın. Şu aparatını buraya bırakıyoruz. Böyle. Bunlar da şuraya. Dur. Nasıl kızım evimizin içi? İyi. Gel beri. Arkadaşlar burası televizyonun yeri. Burada televizyonumuz var. Televizyon kurulacak. İşte burada televizyonumuz var. Küçük plazma TV'den bir tanesi. Burası dur kızım bir dakika. Asılma bak. Burası buzdolabımız. Dolabımız çalışıyor. Baba çok güzelmiş. Çok güzel baba. Ondan sonra burada arkadaşlar bir sürandamız var. Çıkayım mı baba? Çık kızım gel ben seni bir çıkarayım. Dur ayağını çıkar babacığım. Şöyle. Burada yatak kızım değil mi kızım? Evet. Burası da arkadaşlar alt tarafı yine aynı altlı sürandamız var. Biliyorum. Burası Webostos'u yani soğuk havalarda mazotunu katıp burada işte Webostos'un kumandası burası. Burası tabi yine evde bakıyor bir banyosu. Bu seyyar tuvaleti. Tuvalet arkadaşlar şu şekilde bir şey ama şöyle seyahat tuvalet şöyle güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Sebep olan herkesten Allah razı olsun. Anne bak bu şeymiş lan tuvaletin kapağı. Anne. Bunları tamam. Buraya bırakalım. Bunlar şimdi tek kullanacağız. Şöyle dursun. Anne. Benim yayım bu yaşa. Şu ne ya? Burada arkadaşlar şey var. Aküleri. İşte arkadaşlar burada aküsü var. Neydi? Amper mi diyorlar? Şurada ne diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Artık güneş olmadığı zaman da evden seyyarla aküleri takviye yapabiliyoruz. Bakalım inşallah güzel bir şekilde kullanmak nasip olur. Minderimizi de bırakalım. Temizliği bize mi düşüyor kızım bunu? Bunun için marangoz toz var. Onları temizliyorum da ateşte. İn burada merdivenden inebilirsin. Heh, gördün mü kızım gel. Gel kızım bakayım ben seni bir kucaklayın ya. Osmanlı. Tamam. Anne, işte bu top dolabı var tabi. Küçük ufak tefek sahandır, tabaktır. Bu tür yerleri var. Burada yine hani aşır çatal bıçak çekmecesi. Burada altında yine küçük dolabı. Burası tüp. Büyük tüp bırakmak için ister küçük tüp bırak, ister büyük tüp bırak. Artı bir de elektrikli. Elektriğe de akılıyorsun ocağı.
Burası binayeli kullanabileceğimiz ufak tefek şeyleri. Yani kısacası adamlar her bölümünü değerlendirmişler yani. Burası yine aynı dolap. Elinde ufak tefek ne varsa bırakmak için. Anne. 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 Arkadaşlar burada da bu karavan tanıtım şeyini elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar tanıtabildiğimiz orada tanıtır. Umarım beğenirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Buradan buna öncelikle ilçe tarım müdürümüz Halil, soy ismi aklıma gelmiyor. Halil müdürüm var, ona çok teşekkür ederim. Ondan sonra bunu buraya getiren Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yani bu şekilde hayvancılara destek verdikleri zaman daha bir iştahla yapar herkes. Ondan dolayı hepinize çok teşekkür ederim.